da, oruç ağızla, benimle bir olmaya geldiniz, beni dinlemeye geldiniz. Sizlere en derin teşekkürlerimi, şükranlarımı, muhabbetlerimi, saygılarımı sunuyorum. Bana hakkınızı helal edin. Bana hakkınızı helal edin. Helal edin. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak beni sizlerin karşısında utandırmasın, mahcup etmesin inşallah. Evet. Şimdi bak böyle söylüyorsunuz. Adamın sinir... Alsın o sende. Sinir sistemini bozdunuz. Yani önüne geleni açtığı haberin olsun. Evet. 24 Haziran'da seçim var. Ve iki türlü oy kullanacaksınız. Birisi milletvekillerine, diğeri cumhurbaşkanı adayına. Şimdi bir süper baskın seçim kararı alındı. Kendileri pişman oldu. Yani imkan olsa biz böyle bir arıza çıkarsak, muhalefet olarak bir arıza çıkarsak tosun kesecekler, tosun. Ama şimdi çok pişmanlar. Ama işte dilim belasına gidiyoruz kardeş modelindeyiz. Ama burada bir mesele var. Şu sorunun cevabını almak durumundayız. 24 Haziran'da erken, süper erken seçim kararını aldın kardeşim. Her şey iyiyse niçin? Çok teşekkür ederim. Senin neyinmiş anneciğim? Merhaba, salınızı alabilir miyim? Al. Teşekkür ederim. Gelecek misin? Gelecek misin? Gel bakayım. Şimdi bakın, erkeklerle kadınlar arasında bir fark oluştu. Kız, yani bu çocuk yırta yırta buraya geldi. Benden fotoğraf çektiriyor. Bak abisi oradan bakıyor, gördün mü? Ya kızlar böyle oldu. Niye böyle oldu? Niye? Çünkü çok itilip kakıldık da ondan böyle olduk. Evet. Adın ne senin? Birsen Su. Oo. Tekrar söyle. Birsen Su. Birsen Su. Ay harika. Ne olacağım büyüyünce? Doktor. İyi, bana bakacak. Büyüyünce doktor olacakmış. Yaşın kaç? 7. 7 yaşında. Dersler nasıl? İyi. Ne kadar iyi? Çok. Çok iyi. Ay harikasın sen be. Geç bakayım şimdi annenin yanına. Heh. Evet. Madem her şeyi apar topar niye seçime gidiyorsun kardeşim? Madem kötü, o zaman seni niye seçelim kardeşim? Dolayısıyla bu sorunun cevabını almak zorundayız. Ben de her gittiğim yerde, her meydanda bunu soruyorum. Evet, cumhurbaşkanı adayları var. Ve iki ittifak kuruldu. Biri Cumhur İttifakı, milli ve yerliymiş. Bir diğeri Millet İttifakı. Bizimle ilgili edilen hakaretlerin bini bir para. Şimdi bu milli ve yerli arkadaşların, şu milli ve yerli yönlerine biraz bakmak istiyorum. Şimdi bu çok milli ve yerli abiler, özellikle Sayın Erdoğan, genellikle yurt dışındaki böyle seçim zamanları devletlerle danışıklı dövüş bir eğit çeker. Ondan sonra seçimi halleder. Sonra arka kapıdan içeri girer. Ne vereyim abime, ne vereceksin abine olur iş. Nitekim Amerika'ya Osmanlı tokat atılıyordu. Tillerson geldi ve 3,5 saat özel görüştüler, kuş dili konuştular. Ve sonuç itibariyle oradan çıkıldı.
Osmanlı tokadı atılacak olan Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük şirketlerinden olan Cargill'in istemesiyle şeker fabrikaları satıldı. Şimdi sıra Slova'dakinde. Ya yuhlama lüzum yok. Biz onları 24'ünde yuhlayacağız. Enerji sarf etmeyin. Hava çok sıcak. Ve Slova'dakini özelleştirmişlerdi. Biliyorsunuz. Kooperatif aldı. Tıkır tıkır işliyor. Ama oraya kayyum atadılar. Yakın zamanda o fabrikayı da yandaşa peşkeş çekeceklerdir. Bunu da böyle tarihe bir not düşelim. 14 şeker fabrikası Cargill istedi ve satış kararı aldı. O günden itibaren bu şekeri konuşuyorum ben. Şimdi pancar. Pancar Türkiye'nin en önemli, en kritik, stratejik ürünlerinden biri. Çünkü pancardan şeker üretiliyor. Pancar şekeri. O mısır şurubundan, yani nişasta bazlı şeker, yani onun şimdi bilim insanları neler buldu, kanser yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor ama en önemlisi kısırlık yapıyormuş. Bunlar bizim zürriyetimize de göz dikti. Dolayısıyla şimdi pancar, evet şeker üretiliyor, işçiler orada çalışıyor, Türkiye bunu satıyor, bu ayrı bir üretim bandı. Ama diğer taraftan çiftçi para kazanıyor, hayvan besleyen, hayvancılık yapan da onun küspesiyle hayvanını besliyor. Yani Türkiye'nin en önemli stratejik ürünlerinden birisi. Önce pancara kota getirildi, gene Cargill'in isteğiyle. Arkasından azaltıldı. Sonuçta bazı şeker fabrikaları özelleştirildi. Kooperatiflerin aldıkları işliyor, diğer devletin elinde kalanlarını teammüden yatırım yapmayarak eskittiler, zarar eder hale geldi. Fakat bu zarar etme halini söyleyeyim ben size. Şu 14 şeker fabrikasının bir yıllık zararı Sayın Erdoğan'ın içinde oturduğu sarayın 13 günlük masrafı kadar. Haram zıkkım olsun, haram zıkkım olsun. Şimdi gelelim Amasya'nın çok sorunu var. En önemli sorunlarından birisi işsizlik, genç işsizliği. Doğru mu? İki, o her şehrin sorunu. Ya adamlar ne yaptılar kardeşim? Türkiye'nin sorunu diyor kardeşim de. Ya Şırnak'ın sorunuyla Amasya'nın, Edirne'nin, Zonguldak'ın sorununu eşit etmiş adam. Hepsinde birinci sorun budur. Şimdi 453 milyar dolar borç alındı 16 yılda. 70 milyar dolar fabrikalar satıldı, ondan gelen para. 2 trilyon dolar hepinizin vergisinden cebe konulan para. Ortalaması 2,5 trilyon para. 16 yılda bu 2,5 trilyon dolar paranın Amasya'ya hangi faydası oldu? Hiçbir şey. Gençlere iş bulundu mu? Çiftçi borcun altında ezilmekten kurtuldu mu? Esnaf kepek kapatmaktan kurtuldu mu? Amasya'ya fabrika kuruldu mu? Peki Amasya'nın turizminde gelişme oldu mu? Hayır. Olmaz. Şimdi ben size söyleyeyim. Aynen öyle. Anlatacağım onu da. Yani bu meydanı çok sevdim ha. Karşılıklı konuşacağız, anlaşacağız. Şimdi İsmail yakala. Neyse, bu kadar sinir bozmak yeter. Hele kadınların sesinin bu kadar çok çıkması. Şimdi 2,5 trilyon dolar cebe kondu Türkiye'ye hizmet edilmesi için. Evet, bu paradan ne yapıldı diye baktık.
Sadece bölünmüş yol yapılmış bu paranın içinden. İstanbul'a köprü yapıldı. Yandaş müteahhit sahibi, siz geçin veya geçmeyin Amasyalı parasını ödüyorsunuz. Çünkü müşteri garantisi var. Tüp geçitten ister geçin ister geçmeyin, müşteri garantisi olduğu için parasını siz ödüyorsunuz. Şehir hem de aramın zıkkımın kökü olsun. Şimdi bir şey daha var. Şehir hastaneleri yaptılar. Şehir hastanelerine de müşteri garantisi. Aa, rica ederim Tayyip Bey kızar. Hasta garantisi diyordum ben, düzeltti. Müşteri garantisi. Hasta müşteriymiş müşteri. Dolayısıyla ya hastalanacaksınız kardeşim ya da hastalanmadığınız için yandaş müteahhitin borcunu cebinizden ödeyeceksiniz. Şimdi bu tespitler üzerine biz Cumhurbaşkanlığı kampanyası ve seçim kampanyası için çok ciddi projeler hazırladık. Kuruş hesabına kadar yaptık. Ama enteresan şeyler oluyor. Şimdi biliyorsunuz, biliyorsunuz beni doğru düzgün göstermiyor televizyonlar. Benim için de sorun değil. Sarayın sarayın ekranına çıkacağıma Amasyalı'nın gönlünde olurum daha iyi. Saraya fino olacağıma burada olurum daha iyi. Dolayısıyla şimdi yalnız çıkabildiğim iki televizyon kanalı oldu zaten. Şimdi gazeteciler kaşlar buraya çıktı. Benim söylediklerime baktılar ve dediler ki kaynak nerede? Şimdi hemen söyleyeyim dedim kaynağı. Bu 2,5 trilyondan, trilyon dolardan çalınıp ceplere konan ne varsa kaynak odur, hepsini geri alacağım. İki. Şimdi gençlere iş vermek devletin görevidir. Sağ olasın. Kadınlar karar verirse bu iş biter. Seni getireceğiz başa Meral Hanım dedi. Eyvallah bacım, sağ ol. Evet. Şimdi iş veremiyorsa anasının, babasının, ailesinin, arkadaşlarının yanında başını öne eğmemek için gençlere 500 lira vatandaşlık maaşı vereceğim dedim. Şimdi kaynak nerede dediler. Söyleyeceğim kaynakları şey hesaplattıracağım size. Sonra Türkiye Dayanışma Fonu'nu kuruyoruz. Çiftçi borçlu. Kredi kartıyla ödemeler yapmış. İşsiz borçlu, şehit ve gazi aileleri borçlu, emekli borçlu. 4,5 milyon insan hakkında takip var. Dedik ki biz bir defalık olmak üzere bu 4,5 milyon insanın borcunu sileceğiz. Ondan sonra toplumda yeniden nefes alır hale gelsin dedik. Cevap şu, kaynak nerede? Peki anlatacağız. Emeklilerimizin ilaç ve muayene katkı payını kaldırıyoruz dedik. Dediler ki kaynak nerede? Efendim, sonra kaynakları anlatacağım bak. Neler öğreneceğiniz. Ben de yeni öğrendim. Of neler varmış. Efendim, neyse. Emekliye 1500 lira iyi bayramlar ikramiyesi vereceğiz dedik. Ona kaynak nerede demediler. Biz yapıyoruz dediler. Yalnız onu da beceremediler. Kimine 500 lira, kimine 750 lira, kimine 1000 lira yatırmışlar. Yani Tarzan zorda. Ve çılgın projeler. Şimdi bakınız. Meşhur çılgın proje. İstanbul, Kanal İstanbul. Tam 65 milyar dolara mal olacak. Siz işsiz geziyorsunuz. 65 milyar dolar oraya gömecek. Soru şu. Ben iptal edeceğim falan demiyorum. Ben soru soruyorum. Soru şu. Kardeşim bu 65 milyar doları buraya yatıracaksın. Amasyalı gence ne faydası olacak? Ve ne kadar gelir getirecek? Henüz buna, of çok şey yapılıyor. Henüz buna cevap verilemedi. Şimdi polislerimizi gördüm.
En başından beri 6 aydır bir şey söylüyorum. Canlarını bizim için tehlikeye atıyorlar. Çocukları evde hastayken bizim için görev yapıyor bu çocuklarımız. Ve ben onların 3600'ünü çözeceğim dedim. Ama şimdi şöyle oldu. Diyor ki verin oyunuzu, ben polislerin 3600'ünü çözeyim 24'ünde. Ya kardeşim, kanun hükmünde kararnameyle canını istediğini yapıyorsun. Hemen çıkar kararnameyi, çöz şu çocukların işini. Şimdi ama şenlik başladı. Çünkü iki kare top oynamaya alışmıştı abi. Şimdi bir başkası çıktı. Ekonomi konuşuyor. Somut projelerden bahsediyor. Eğitimi düzelteceğim diyor. Şimdi eğitimde iyi okul, kötü okul. Zengin çocuk, fakir çocuk. Efendim devlet okulu, özel okul. Performanslı öğretmen. Mülakatlı devlet memurluğuna alınış. Efendim sözleşmeli öğretmen. Ücretli öğretmen. Ve işte gerçek öğretmen denilen kadrolu öğretmen. Böyle bir sistem olabilir mi? Olamaz. Dolayısıyla bunların hepsini düzelteceğiz diyerek yola çıktık. Ve kaynak nerede? Şimdi kaynağa başlayalım. Ben TRT'yi satıyorum. Evet, özelleştireceğim. Yılda 2,5 milyar Türk lirası. Yaşlılar için söylüyorum, eski parayla 2,5 katrilyon. Parayı sizin cebinizden alıyorlar. Bir sürü ahmak para kazanıyor oradan. Ahmak ahmak para kazanıyor. Seyretmediğiniz programlardan, yani anlatamam size, öyle bir arpalık orası, çiftlik. Burayı satacağım. 2,5 milyar Türk lirası cebinizde mi? Cepte. Kaynakları anlatıyoruz. Efendim bir de satış parası var, artık kaça satacaksak, o da cepte mi? Her yıl 2,5 milyar Türk lirasından kurtuluyor musunuz? Kurtuluyorsunuz. Şimdi başka bir şey daha var. Saray çok pahalı. Sarayı daha önemli işlerde kullanacağız. Bak daha kolay işlerde. Daha önemli işlerde. Şimdi Suriyeli soktu Suriye'nin içine elini. 4 milyon Suriyeli Türkiye'de. Onların da durumu kötü. Her vatandaş, her insan ülkesinde mutludur, vatanında mutludur. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez ben Suriye ile ilişkileri düzelteceğim. 4 milyon Suriyeli kardeşimizi ülkelerinde rahat yaşamaları için göndereceğim. Suriyelilere harcanan para 150 milyar Türk lirası. Koyun onu da cebe. Şimdi çiftlik olmuş yerler var. Bu çiftlik olmuş yerleri yeniden bakacağız. Arkadaşların yaptığı hesaplara göre 50 milyar Türk lirası sadece bu çiftlik olan kurumlardaki israfı önlediğimiz zaman geliyor. Onu da koyun cebe. Şimdi başka bir şey daha var. Şimdi arabalar var ya, bak hatırlattın, onu söyleyeceğim. Makam araçları var ya, 7'den 77'ye biniyorlar hani. Bakan biniyor, karısı biniyor, efendim gelini biliyor, damadı biliyor, herkesler biniyor. Tam 8 milyar Türk lirası tutuyor. Bu sizin borçlarınızın affedilmesi de karşılığı da 8 milyar Türk lirası. Sadece fındık fıstık parası dedi ya Mehmet Şimşek. Bu araçlara. Ben şimdi seçileceğim Cumhurbaşkanı. Diyeceğim ki inin o arabalardan. İnin bakayım. İnin. 8 milyar Türk lirası da koyduk mu cebe? Şimdi son günlerin en ilginç tartışması. Onu söyleyeyim. Çok enteresan. Sayın Binali Yıldırım gitti. Dedi ki Meral Akşener TİKA'yı kapatıyormuş. Şimdi ben TİKA'yı kapatmak falan hiç öyle bir şey yok. Yani ne ağzımdan çıktı, ne projelerimizin arasında var. Şimdi ben Türk milliyetçisiyim ya. Aklı sıra tekmeliyor. Yani TİKA Türk Cumhuriyetleri için kurulmuş bir kurum. Ve Meral de onu kapatıyor. Bu arada daha enteresan bir şey. Ben Pensilvanya'dan
talimat almışım. Bir de onu söyledi. Şimdi ben Sayın Yıldırım'a huzurunuzda şunu söyleyeyim. Kardeşim, milletimin dışında bana talimat veren, verebilecek olan anasının karnından doğmadı. Siz Pensilvanyalardan talimat almaya alışkın olduğunuz için herkesi kendiniz gibi zannediyorsunuz. Orada dur bir. İki, sen bir başbakansın. Bir insan için eğer FETÖ'cü diyorsan ispatlamakla ve gereğini yapmakla mükellefsin. Ahan da ben buradayım. Bak bir sürü polis arkadaşımız orada söylüyor. Verin talimat, tutuklasınlar beni. Amasya'dayım, beraberiz. Hadi alsınlar. İçişleri Bakanı sana bağlı. İçişleri Bakanı sana bağlı. E Adalet Bakanı sana bağlı. Ver talimatını. Koy belgeleri. Bak hazır, ben de böyle tıkır tıkır giderim aralarında. En ufak bir karşı koyma yapmadan. Ama 2,5 senedir bana çeşitli şekillerde FETÖ'cü diyenler var. Ben bunlara dedim ki ispatlayın. İspatlamazsanız şerefsizsiniz, alçaksınız. 2,5 senedir kereste gibi adamlar şerefsiz şerefsiz geziyor. Tamam mı? Şimdi gerek yok, gerek. Evet. Şimdi Sayın Başbakan hem yalan söylüyor hem iftira atıyor. Tekraren söylüyorum. İftirasını ispatlamayan şerefsizdir. Neyse bunu geçtik. Bunu geçtik. Bu parantezdi. Çünkü bu benim FETÖ'cü olmadığımı bizzatihi Sayın Erdoğan yakından bilir de alttan FETÖ'cü diyerek vatandaşı İYİ Parti'ye, Meral Akşener'e oy vermekten korkutmak amaçlı yapılan bir tezvirattır. Ben bu tezviratın içine tükürüyorum. Hadi bunlar da adamsa, insansa, ben adamsa dediğim zaman kadınlar bağırıyor bana, cinsiyetsiz söylüyoruz. Bunlar da insansa gereğini yapsınlar. Şimdi yalnız TİKA'yı bu konuşmanın üzerinde inceledik biz. Türk Cumhuriyetleri ile ilişkiler için kurulmuş TİKA'nın yıllık harcaması 8 milyar dolar. 6,5 milyar doları hepinizin cebinden çıkmış. Maliye vermiş. Şimdi tek tek çıkarıyorum. Nerelere ne yapmışlar? Kamboçya'ya ilkokul yapmışlar. Adını söylemeye bilemediğim, dilimin dönmediği bir yere ahçılık okulu açmışlar. Efendim Mogadişu'ya söyleyemiyorum bile 25 kilometrelik otoban yapmışlar. Şimdi bir tarafta iyi okul, kötü okul dediğiniz Türkiye. 1 milyon 200 öğrenci yarının ne olacağını bilmiyor. Seçim tarihini alırken üniversite sınavının olduğunu fark etmediniz. Bu kadar vatandaştan, milletten, gençten uzaksınız be siz. Dolayısıyla o çocukların üniversite sınavını bir hafta ertelediniz. Utanın, utanın. Devlet yönetiyorsunuz. Ciddiyetsiz adamlar. Ciddiyetsiz adamlar. Devlet böyle mi yönetilir? Devletin ciddiyetini yok ettiler. Şimdi söyleyeceğim kızım. Evet. Şimdi bir anne ağlıyor burada. Ben Bursa Öğretmen Okulu'nu yatılı okudum. İzmit'in Gündoğdu köyünden çıktım. Bir köy kızı. Babam beni götürdü. Sınav kazandım. Götürdü. Müdüre teslim ederken dedi ki, ben kızımı devlete teslim ediyorum. Teslim ettiğim gibi alacağım. Hocalarımız bize öyle davrandı. Yani kafamızı bilimle doldurdular, milli manevi değerlerle doldurdular, bu ülke uğruna ölme fikrini alıştırdılar ve biz oradan bu şekilde mezun olduk. Şimdi harp okulu talebeleri var işte, anası ağlıyor burada. Şimdi
Kızım bak, bakmazlar size. İşte onu söyleyeceğim. Bak müsaade edersen söyleyeceğim. Bak müsaade edersen söyleyeceğim. 13 yaşında bir genci, bir çocuğu. Şimdi siz ya FETÖ'yle ne alakamız var be kardeşim? Bunlar mücadele edemez. Edemez. Bak kendi aranızda konuşursanız ben bırakır giderim. Ha. Şimdi devlete teslim ediliyor. Eğer siz devletseniz bu çocukları 13 yaşında 14 yaşındaki bu çocukları FETÖ'ye, METÖ'ye, KETÖ'ye kaptırdıysanız onlar size ailelerinin emanetidir. Devleti de siz yönetiyorsunuz. Devlet sizsiniz. Bu emanete hıyanet etmiş olursunuz. Dolayısıyla 5 günlük ere müebbet verildi. Askerlik yaptınız kardeşim. Erkeklere soruyorum. 5 günlük ersiniz. Komutan size git dedi. Hayır diyebilir misiniz? Kim diyebilir? Kimse diyemez. Dolayısıyla devlete emanet edilmiş ve sonuç itibariyle bu noktaya bırakılmış çocukların müebbet hapis, defalarca müebbet hapis yemesi, ama onları oraya getiren komutanların kaçmış olması da ihanettir, ihanet. Dolayısıyla şimdi bu FETÖ mücadelesi acayip bir şey. Çaycı çorbacı içeride, zenginler kaçak. Vallahi ihanet edenler piyasada yok. Daha ilginci var, damatlar kaçak. Şimdi İsmail Kahraman diye 1000 yaşında bir abi var. Tam 1000 yaşında. Bu abinin damadı FETÖ'den kaçak. Bu abinin damadının şirketi var. Oraya kayyum atandı. Kayyum başı kim biliyor musunuz? Diğer damat. Bakan damat da FETÖ okulu mezunu. Şimdi bunlar FETÖ mücadelesini yapamaz. İç içeler. Aynı yataktaydılar. Aynı odadaydılar. Çolukları, çocukları, burunlarına kadar bu işin içine girmişler. Terör mücadelesini ister IŞİD'le olsun, ister FETÖ'yle olsun, ister PKK'yla olsun biz yaparız, yapacağız. Çünkü bunlar ciddiyet ister, ciddiyet. Ve şimdi TİKA yani 8 milyar dolar para harcıyor. 6,5 milyar doları sizin cebinizden. Siz gökyüzüne bakın. Ama Kamboçya'ya gitsinler okul yapsınlar. Böyle bir TİKA ile karşı karşıyayız. Elbette ki düzelteceğiz. Şimdi AFAD'ı inceliyoruz. Benzer bir şey orada mevcut. Bunlar niye opladı anladım. 8 milyar dolar harcanırken fatura yok, fatura. Onlar şeysiz harcıyormuş meğersem, faturasız. Böyle bir laçka devlet yönetimi, ama buna karşılık enteresan bir durum daha var. Sayın Erdoğan en çılgın projesini açıkladı. Kahve kahve. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? Yandaşların herhalde parası azaldı. Şimdi kahve sahiplerinin de gelirine göz diktiler. Bu arada enteresan bir şey daha var. İlginç bir şey daha var. O da şu. Bir çay, bir orta, bir simit, bir kek bedava. Güzel. Orada bir sorun yok. Ama kardeşim, sen bunu böyle yapacağına emeklinin cebine para koy da istediği yerde içsin çayını. İstediği yere gitsin. Emekli acından ölüyor. Peki daha enteresan bir şey. Bu bana çok acı geldi yalnız. Dün Sayın Erdoğan millet bahçesi yapacağını söyledi. Ve döndü, yerde yuvarlanacaksınız dedi. Bu ayıptır, ayıp. Bu ayıptır. Ayıptır. Sizi ne görüyor?
E çocuk da anladı, cep delik, cepken delik, ne özel uçak var. Efendime söyleyeyim, ne devlet imkanları var. Kumbarasını getirmiş Defne bana. İşte bağış yapıyor. Allah razı olsun kızım senden. Çok teşekkür ederim. Sağ ol Defneciğim. Evet, şimdi önce adaleti tesis etmezseniz, hukukun üstünlüğünü sağlamazsanız, demokrasiyi tam ve kamil uygulanır hale getirmezseniz, ne ekonomi düzelir, ne eğitim düzelir, ne israfın önüne geçilir, ne yolsuzluğun, ne de başka ihlallerin önüne geçilemez. Benim size söyleyeceğim şey şu. Adaleti hakim kılmazsak, Hazreti Ali'nin bir sözü var. Adalet dinin devleti, devletin dinidir diye. Eğer biz bunu hakim kılmazsak, işte bu meydanın yarısı çeşitli konulardan şikayetçi olur. Bırakın siyaseti. Gidiyorsunuz bir alacak verecek meselesinden. Eğer AK Parti'den kağıt getiremezseniz, haklı olsanız dahi haksız çıkıyorsunuz. Onun için bakın Erzurum'da bir adayımız var. Oranın çok geniş ailelerinden birinin oğlu, amcası vesaire, bugün bizi yönetenlerin çok saydığı bir insandır. Şu anda onlar orada çalışıyor ve kazanacak diye köylere kaymakam gönderip köylüleri tehdit ettiriyorlar. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Korku. Allah'ın izniyle bu yorgun ve geveze şoförü evine yollayacağız inşallah. Evet, benim iki şapkam var. Birisi İyi Parti Genel Başkanlığı, diğeri Cumhurbaşkanı adaylığı. Evet, önce adaylarımızı şuraya alayım ben. Evet. İl başkanımızı da alalım. Evet, ben arkadaşlarıma oy istiyorum. Onları seçmenizi istiyorum ve sizlere bu arkadaşlarıma emanet ediyorum. Ama kendime de oy istiyorum. Kendimi de size emanet ediyorum. 24 Haziran'da şu soruyu sorun. Sayın Erdoğan İkinci turda karşısında kimi görmek istemez? İkinci turda kim kazanır? Dolayısıyla oylarınızı bekliyorum. Kendimi size emanet ediyorum. Saygılar sunuyorum. Bayramımız mübarek olsun. Ramazan ayının bereketi, mağfireti üzerimize olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Saygılar sunuyorum. Amasya Tamimi nedeniyle Abdurrahman Kamil Efendi ile Atatürk'ün fotoğrafını, Amasya 12 Haziran 1919 verilen fotoğrafın benzerliğini Amasya'da 13 Haziran 2018'de verdik. İnşallah bu 100. yılında o yüzden de Sayın Genel Başkanımıza armağan edeceğiz.